gibi beklediğimiz bir oyun sergileyemedik. Özellikle ikinci bölgedeki mücadeleyi kazanmamız gerekiyordu daha önce konuştuğumuz gibi. Ama orada rakip daha üstün oynadı. Özellikle Sesenyo'nun driplingleri etkili oldu. Buna rağmen çok fazla pozisyonu olan bir maç olmadı. Hata yapan kaybedecekti. Biz hata yaptık ve kaybettik. Rakibimizi kutluyoruz. Alttaki enerjimiz, alttan kurtulmakla ilgili enerjimizi sürdürüyoruz. Çok yine çalışacağız, çabalıyoruz. Bazı sakatlarımız var. Onların da bize katılmasıyla hücum gücümüzün biraz daha artacağını düşünüyoruz. Savunmayı bir nebze biraz düzelttik gibi. Şimdi ofansif anlamda topun bizde kalmasıyla ilgili süreçler üzerinde biraz çalışacağız. Dedim yani sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Kolay olmuyor. Aşağıda da farklı sonuçlar geliyor. Bu ister istemez bizi tetikte tutacak ve sonuna kadar da bu işi takip edeceğiz. Ya bu bizden de kaynaklanabilir. Kulüp içerisindeki yapıdan kaynaklanabilir. Oyuncunun biliyorsunuz bazı şeyler bulaşıcıdır grup içerisinde. Neşe motivasyon da bulaşıcıdır. Endişe de öyledir yani. Grupta oluşturduğunuz bir endişe. Belki bir endişe oluştu, oluşturuldu. Biz bunların önüne geçmek için oradayız. Zaman zaman motivasyon konuşmaları yapıyoruz. Zaman zaman rakibi izletiyorsunuz. Bazen rakibi izletmenin, rakibin özelliklerinin endişe yarattığı zamanlar da olabilir. Şundan ya da bundan oldu diyemeyiz. Ama bir konsantrasyon eksikliğinin ortaya çıktığını görüyoruz. Zaten biz bunu şeyde yakalarız. Yani maç ısınmalarında ve maç ısınmalarının içerisinde biz bunu kesinlikle yakalarız. Bir takım önlemler alırsınız ama yani değiştirmeye çalışırsınız ama bunları bazen başaramayabilirsiniz. Oyuncu sonuçta. Yani insan kaynaklı, insan odaklı iş yapıyoruz. Dolayısıyla o gün duyguları ve şeysi formu nedir? Ona bağlı olarak değişim gösteriyor. Bazı parametreler vardır tabii. Bunları oyuncuyla konuşup tekrar netleştireceğiz. Bunlar futbolda yaşanabilir. Büyük maçlar sonrasında her zaman endişemiz biz antrenörlerin gelecek maçın motivasyonunun düşük olacağıdır. Bu her zaman böyledir yani. Sabah bir hafta önce Fenerbahçe'de en iyi oynayan oyuncuydu. Şimdi ne yapalım? Çıkarılmayabilirdi ama hafta içerisinde onu da... Anladım. Tabii ki yani sonuçta oynanan maçtan sonra bazı şeyleri kritize etmek, alt alta koyup toplamak tabii ki olacak. Yanlışla ilgili, hata ile ilgili tabii kendimize yönelik de bakacağız. Neler yaptık, neler yapmadıkla ilgili. Hafta içerisinde yani sabada da özellikle kaf bölgesinde biraz sıkıntılar vardı gastrinomuslarında. Belki onun da onu etkilediğini düşünüyoruz. Tüm bunlar üst üste gelince oradaki yararlılığını yani hücum adına, savunma adına bir şeyler yaptı ama hücum ofansif adına çok fazla bir şey yapamayınca pas hataları oldu. Konsantrasyonu da biraz bozuldu. Bunu da düşünüyorsunuz. Bir maçta bütün oyuncuyu da kaybetmek istemiyorsunuz ve bir hamle yapıyorsunuz. Tabii size göre farklı bir sonuç olunca yani kötü bir tavır oluyor. Galip gelseydik ya da beraberlik olsaydı belki de sorunuz başka şekilde bir soru olacaktı. Bunlar olabilir, yaşanabilir. Teşekkür ederim ama yani sonuçta kendimizle de yüzleşmemizi sağlıyorsunuz. Teşekkür ederim. Şimdi Pazdan'da da biz biliyorsunuz majör dediğimiz kemikte özellikle rotasyon problemi vardı. Bu rotasyon problemini osteopati uzmanıyla epey bir yol aldık ve sakatlığının büyük bölümünü geçirdik. Şimdi onu kuvvetlendirip bir daha öyle bir olay yaşamaması için kontrollü gidiyoruz. Yani orada bir kontrol. Biz hiçbir zaman sporcunun sırtına basan bir anlayışla hareket etmedik. Önce sağlık yani bizim için önemli.
Oscar ve Orgil'de de hamstring yırtıkları aşağı yukarı ikinci derece, birinci derece arasında gelgitler oluşuyor. Şimdi o yırtıkların da tamamen geçmeden onları da sahaya sürmek istemedik. Şu an, evet, sürebiliriz. Bazı iğneler, bazı ağrı kesiciler, bazı şeyler, pansuman çeşitleriyle yapabilirsiniz. Ama ben hiçbir zaman bunu tasvip etmiyorum. Evet, bir maç kaybedebiliriz, doğru. Ama insanları, onları belki 7 maç, 8 maç kullanacağız. Ve o riski almadık, almadık da. Geçen hafta da almadık, bu hafta da almadık. Ters. Yani özel, yani şöyle, takımın şu andaki ateş çemberi içinde olması bizi bazı prensiplerimizi veya ideal düşüncelerimizden uzaklaştırabilir. Bu bir strateji. Machiavellis gibi düşünmeyin. Sadece gerçeklerle yüzleşiyoruz. Yani bir gerçeğimiz var. Takımımızı bu girdaptan, bu ateşten kurtarmalıyız. Ve bunun için hazırlıklar yapılmalıydı. Ama dediğim gibi şu anda yapılan hazırlıklar içerisinde en doğruyu sahaya sürmeye çalışıyoruz. Tabii ki arkadaşımın dediği gibi fikirlerimizi ve yaptığımız işleri tekrar geriye bildirim, feedback yapıp tekrar sorgulamak. Bu da bizim işlerimizden birisi. Ama dediğim gibi benim ulusal, yani milli bakışım, futbol yerli oyuncularımızı hayata geçirmekle ilgili idealim var. Ama şu an dediğim gibi takımımızın buradaki durumu bizi biraz bazı şeylerden uzaklaştırıyor.